Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizler de hoş geldiniz sevgili kardeşlerimiz. cenab Allah emeğimizi zayi etmesin. Allahu Teala kalplerimizi düzelsin. Rabbim niyetlerimizi ıslah etsin. Allahu Teala bu muazzam, bu muhteşem günleri hakkıyla eda etmeyi, bayramda selametle ve mağfur, merhum ve azat bir şekilde kavuşmayı nasip etsin. Ramazanın son 10 gününe girdik, giriyoruz. Yani yarından itibaren Ramazanın son 10 günü geliyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize çok şiddetli bir şekilde tavsiye ettiği son 10 gün. Evet. aşırıl Ahir son 10 gün. Son 10 gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle cehennemden azat günleridir. Sahabiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin son 10 gününü anlatırken şöyle diyorlar. Buhari'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de mevcut olan bir hadis, bir kısım hadisi şeriflerde şöyle anlatıyorlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın on gününde gösterdiği gayreti hiçbir zaman göstermemiştir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman göstermediği kadar büyük bir gayret ve çabayı Ramazan'ın on gününde gösteriyordu. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azat. İnsan düşünecek. Ne zaman uyanacak? Ne zaman kendine gelecek? Bu dünya ile ve nefsi ile aldanmaktan ne zaman vazgeçecek? Halbuki insan ibretle düşünse insan bilecek ki bütün bir varlık sadece şu dünyadan ibaret değil. Şimdi ilim tespit etmiş. Kainatın yaşının yaklaşık 14 milyar yıl olduğu söyleniyor. Yani onun bir kısım hesaplamaları var. Ben onlar sizce bizim de ilgi, ilgi alanımıza giren şeyler değil. Güneş sisteminin ömrünün işte dört buçuk milyar yıl olduğu, dünyanın ömrünün de hemen hemen dört dört milyar yıl olduğu söyleniyor. Yani böyle bir hesaplamalar yapılmış bir kısım mesafelerden, uzaklaşma hızlarından vesairelerden onlar kozmolojinin, fiziğin, efendim mesela astronominin konuları içerisine giren şeyler. İnsanoğlunun yeryüzüne gönderilişi ise tespit edilebilen yani şu ana kadar tespit edilebilen en eski insan fosili sevgili kardeşlerimiz yaklaşık 200-250 bin yıl. Yani insanlığın dünyadaki tarihi geçmişi 250 bin yıl. Fatih 60 yıl yaşayacak. Fatih 70 yıl yaşayacak. Fatih 80 yıl bilemedin 100 yıl yaşayacak. Bütün bu milyar yılların içerisinde benim yüz yıllık, seksen yıllık, 90 yıllık ömrüm ne ifade ediyor? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de insanı en güzel şekilde yarattığını söylüyor. Cenab-ı Allah seni takvim Allah ruhlar aleminde bizi soyut mücerret ruh halinde yarattı ve hepimize seslendi. Elestu bi rabbikum dedi ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim dedi. Bizler de hepimiz ne dedik? Bela. Evet sen bizim en yüce Rabbimizsin dedik. Allah bizden ahd aldı. Bizimle bir misak yaptı. Bu yüzden bizim ruhlar aleminde ahseni takvim olarak en güzel suret olarak yaratıldığımız güne ahdu misak günü deniyor. Allah'ın bizden söz aldığı, Allah'ın bizimle bizden vaad aldığı, o gün ahdum İsa günüdür. Allahu Teala sonra zamanı gelince takdir buyurunca bizi dünyaya gönderdi. Gönderdi ama Allahu Teala bizi gönderirken bizim dönüşümüz döneceğimiz gün yani şu kısacık dünya hayatının biteceği günü de bizim alnımıza yazdı. İnsan dünyaya gelirken eceliyle ve kaderiyle beraber gelir dünyaya. Halbuki Allahü Teala bizim burada çok muvakkat bir süre, geçici bir süre kalacağımızı bize emretmiştir. Ve bu süre içerisinde Rabbimizin bizden istediği ahdu misak gününde verdiğimiz sözde durmak ve yaratılışımızdaki temizliği korumaktır. Allahü Teala bize iki yol, ve hedeynâhu diyor Kur'an-ı Kerim. Sonra aklımız ermeye başlayınca da önümüze iki yol koydu. Birisi bizi Hazreti İnsan yapacak olan yol, öbürü ise Kur'an-ı Kerim'in yine ifadesiyle Estaizu bile kel en'abi bel hum adal, hayvan gibi hatta hayvandan daha sapık olacak olan yol. İki yol. Allahü Teala hayatımızın her döneminde bizim karşımıza iki yol çıkarmıştır. Birisi Allah'a götürecek yol, birisi ise ebedi kayba, zarara ve hüsrana götürecek olan yol. Birisi bizi insan yapacak olan yol, birisi ise bizi insanlıktan çıkaracak olan yol. Sevgili kardeşler, akıllı olan insan bu dünya ile aldanmayan insandır. Akıllı olan insan ahiretini dünyası için feda etmeyen insandır. Akıllı olan insan bu dünyadan sonra da varlığının devam edeceğini bilen insandır. Değil mi? Aksi takdirde siz, biz, ben, sen, hepimiz hiç kimse bundan müstahni değildir. Ne olursan ol, esfel safiline gideceksin eğer yanlış hesap yapabilirsin, yaparsan. Yanlış hesap yaparsan aşağıların aşağısına gideceksin. Dön, etrafına bak. Çevrene bak. Git bu şehrin mezarlıklarını dolaş. Kaç tane Ankara karşı yakada yatıyor. Git bak. Bunların hepsi senin gibi gülen, konuşan, eğlenen, gezen, dolaşan, yiyen, içen insanlardı. Halbuki ölüm bizim kapımızda bizi bekliyor. Bir, bir mahkum gibiyiz biz. Bizim hükmümüz çıkmış, boynumuza asılmış. Ama biz gideceğimiz yeri unutuyoruz. Allahu Teala bizi nimetlerle donattı. Halbuki biz Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a isyan ediyoruz. Allah'ın verdiği nimetlerle oyalanarak Allah'ı unutuyoruz. Allahu Teala o nimetleri bunun için vermemişti. İşte burada şükrü zaten terk ediyoruz. Rabbimize teşekkür etmeyi, Rabbimize hamd etmeyi unutuyoruz ki zaten bizi Allah'tan en çok uzak düşüren budur. İnsanlar yanılıyorlar. Zannediyorlar ki günahkar olanlar Allah'tan korkar. Kardeşler, günahkar olanlar Allah'tan hiçbir zaman korkmazlar. Bunu unutmayınız. Allah'tan korkanlar Allah'ı bilenlerdir. Allah korkusuyla gözyaşı dökenler Allah'a yakın olanlardır. Allah'tan uzak düşmüş olan insanların kalbinde asla Allah ve ahiret korkusu yoktur. Onlar me'huzun mihtir, me'huzun mih. Arapça bir tabirdir. Onlardan alınmıştır, göğüslerinden çıkarılıp atılmıştır artık o Allah korkusu. Onlar halbuki böyle ağlayan, sızlayan, tabiri caizse yalvaran, yakaran bir kulu gördükleri zaman kim bilir bu ne günahlar işlemiş, ne kusurlar işlemiş ki bunlara oturup ağlıyor derler. Ağlayan insan bilen insandır. Korkan insan yakın olan insandır. Ama bunu bilmiyoruz. Dünya, dünya, dünya zannediyoruz ki her sabah uyanacağız. Zannediyoruz ki her akşam şu evimizin kapısından içeri gireceğiz. Ama öyle değil. Öyle olmadığını görüyoruz bir de. Yaşıyoruz yakınımız, çevremiz, etrafımız bir sürü insan sapır sapır dökülüp gidiyor, toprağa gidiyorlar. Dön bak bakayım. Tanıdıklarından ne kadar dünyada kalmış, ne kadar öbür tarafta kalmış. Kardeşler öbür tarafa gideceğiz. Bunun hiçbir şekilde kurtuluşu yok. Hiç kimse Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın elinden kurtulmamıştır. Hiç kimse, kimse şu dünyada ebedi kalmamıştır. Çünkü sen zaten ezeli değilsin. Sen daha dün geldin, bugün burada yarın yoksun. Bu ama sen bu yarın yok olacağın, esamenin bile okunmayacağı dünya için sen bütün bir ahiretini feda ediyorsun. Öbür tarafta yani gideceğimiz yerde, yani şu mezarlığın kapı olduğu yer, mezarlığın, kabrin giriş olduğu yerin ötesine iki yer var. Üçüncü bir yer yok. Ya cennet ya cehennem. Ya oraya ya buraya sevk edileceksin. Düşünün ki bir gece yatağındasın, uyuyorsun, güzelce yatağına girdin ve o yataktan uyanmadın. Vallahi bu gelecek senin başına. Billahi bu gelecek senin başına. Veya bilmiyorsun, oturuyorsun, Şakır şakır gülüyorsun, keyif, eğlence, zevkü, sefa içindesin. Vücudunun neresinde, hangi tümörün, hangi kanserin veya hangi hastalığın yavaş yavaş baş göstermeye başladığından emin misin başlamadığından? Yani bu kadar mı sen güvence içerisindesin? Halbuki insan bilse Allah dünyayı bir oyun, bir eğlence olarak yaratmıştır. Bizim oyalanmamamız gereken bir oyun ve eğlence ama sınav için yaratılmış olan bir oyuncak ve eğlence. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de inne hayate dunya laibun ve lehun. Şüphesiz dünya hayatı bir oyun ve bir eğlenceden ibarettir. Eğer sen o eğlenceye dalar, o oyunda kendini kaybedersen ebedi sonsuzluğu kaybedeceksin. Ne zaman uyanacaksın? Uyanmanın fayda vermediği günden önce uyan Müslüman. Kendine gelmenin, anlamanın fayda vermeyeceği gün ve amma zikra diyor Kur'an-ı Kerim. O gün insan anlayacak ama ona ne o anlamaktan artık. O anlamanın ona faydası yok. Müslüman ol. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğunu unutma. Allah'a söz vermiş bir kulsun sen. Sen eğer Allah'a verdiğin sözde durursan, yüzünü Allah'a çevirirsen, dünya ile kanmaktan, aldanmaktan ve oyalanmaktan vazgeçersen, bu dünyanın geçici olduğunu bilsen, arkandan en fazla ağlayanın üç gün ağlayacağını bilsen, seni dünyada en çok seven insanların kim olursa olsun, kardeşlerin, annen, baban, evladın, eşin kim olursa olsun, seni en çok sevenin senin mezarının başına en fazla bir saat oturacağını bilmiyor musun? Görmüyor musun? Hangi seven hangi sevdiğinin mezarının başında bir ömür oturdu. Hangi seven hangi sevdiğiyle beraber kabre girdi. Hiç kimse. Ama herkes bugün gez dolaş şu şehrin evlerini. Babalarının dedelerinin bıraktığı mallarla. O mülklerle eğlenen, oyalanan ve günah işleyen nice insanlar görürsün. Onların babaları dedeleri kazanırken acaba ahireti düşündüler mi? Giderken bu malı mülkü kime bırakacakların hesabını yaptılar mı? Ama inanın büyük bir çoğunluğu insanların hata içindedir. Halbuki kendini emniyet içinde gören, dedim ya korkmayan, kendini güvende gören Allah'ı bilmeyendir. Allah'ın kitabını bilmeyendir. Allah'ın Resulünü tanımayandır. Hz. Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayandır. Başın, mezarın ucundaki taşa değmeden önce sen uyan. Bu ölmeden önce uyanınız. Hazreti Ali radıyallahu anh insanlar uykudadır diyor ölünce uyanırlar şimdi gece yatıyorsun güzel bir rüya görüyorsun sabah bir kalkıyorsun eyvah rüyaymış geçti gitti veya bir kabus görüyorsun büyük sıkıntılar işte sen sabah bir uyanıyorsun oh be kabusmuş diyorsun. Bu dünyanın o rüyadan bir farkı yok Hazreti Ali radıyallahu anh insanlar uykudadır ölünce uyanırlar diyor. Büyük bir zat Nakşibendi Meşayihinden birisi diyor ki pişmanlığın fayda vermeyeceği günden önce pişman olunuz. Nadim olunuz. Dünyaya sırtınızı çeviriniz. Dünya size ahireti ve Allah'ı unutturmasın. Namazlarınıza dikkat edin. Tövbe ve istiğfardan geri kalmayınız kendi dışınızı süsleme gayreti, içinizi güzelleştirme, Rabbinizin kalbinize istediği şeyleri kalbinizle meydana getirmekten sizi alıkoymasın. Dünyanın oyunu, eğlencesi, malı, mülkü, makamı, mevkii bunların hepsi toprak olup gidecek sizinle beraber. Velev ki bu dünya da bir topraktır. Bu dünyanın aslı da bir topraktır. Sen eğer toprağa meyledersen sen o toprağın altında kim bilir nelerle karşılaşacaksın. Bu dünya vefasızlık dünyasıdır. Bu dünya terk dünyasıdır. Bu dünya pişmanlık dünyasıdır. Burada Allah'ı bulamazsan öbür tarafta bulamazsın. Kabrinde bulamazsın. Ahiret günü bulamazsın. Yarın mahşer meydanında ortalığa düşünde ne yapacaksın? Sen haşre inanıyorsun. Müslümansan. Mezarından kaldırılacağın güne inanıyorsun. Ve sen zannediyorsun ki bütün bu hayatta yaptığın her şey doğru. Emin olma. Sakın kendinden emin olma. Hiçbir zaman hiçbir şeyden emin olma. Allahu Teala bir hadisi kutside la ecmeu beyne emneyn ve la ecmeu beyne khaufen buyuruyor. Biz bir insanda iki emniyeti, iki güvenceyi bir araya getirmeyiz. Veya bir insanda iki korkuyu bir araya getirmem diyor Yüce Rabbim. Ya burada korkacaksın ya orada. Ya burada kendini güvende zannedeceksin ya orada güvende olacaksın. Biri zan, biri hakikattir. Birisi fayda verir, öbürü fayda vermez. Bu yüzden burada kendini rahat. Sen yaptığın her şey doğru mu? Her şey mükemmel mi? Kalbine gelen her şey, canının istediği her şey zannediyor musun ki senin hayrınadır? Halbuki nefsinin esiri olmuş. Nefsine köle olmuş. Nefsinin isteklerine asla hayır diyemiyor. Eğer o nefsini baş bir kendi haline bıraksan var ya, ona engel olmasan o nefis senin Rabbin olduğunu söyleyecek sana. Bu yüzden gel uyan. Uyan. Gel uyan ve Rabbinden utan aynı zamanda. Sen Allah'a karşı vazifeni yerine getirmeye çalış. Öbür taraf hesaptır. Öbür taraf zordur. Ecel zordur. Sekerat zordur. Ruhu teslim etmek Hazreti Azrail'in insana muamelesi zordur. Kork, Allah'tan kork. Şu mezarlar seni uyandırmıyorsa hiçbir şey seni uyandırmaz. Şu kabirler senin aklını başına getirmiyorsa daha hiçbir şey senin aklını başına getirmez. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve bedalehum min Allahi ma lam yakunu yahtesibun buyuruyor. O gün yani ahiret günü o mezarından çıkarılıp da hesabının görüldüğü gün diyor ve bedalehum min Allahi ma lam yakunu yahtesibun. O gün hiç hesaba katmadıkları şey onların karşısına çıkacak. Sen çok basit görmüşsün. Birine hakaret etmişsin, birinin parasını yemişsin, birine bir şeyini elini uzatıvermişsin vermişsin, birinin arkasından konuşmuşsun, birine karşı kibir ve gurur duymuşsun veya birine bir tane vurmuşsun, bir hakaret etmişsin, gıybetini yapmışsın, arkasından konuşmuşsun, haram yemişsin. Yediğinin helal olup olmadığına dikkat etmemişsin. Sen zannetmişsin ki sadece ben Müslümanım demekten insan kurtulur. Sen zannetmişsin ki sadece namaz kılmakla insan kurtulur. Halbuki senin peygamberin din alışveriştir, din alışveriştir, din alışveriştir dediğini duymadın mı? Faizle iştigal ederken, kumar oynarken, Allah'ın yasak kıldığı ticaret yollarına girerken hiç bunların ateş olarak sana geri döneceğini düşünmedin mi? haksız yere başkasının malını ve parasını yerken karnına ateş doldurduğunu bilmiyor musun kardeşim? Yazıktır sana. Bugün sana ufacık bir sigaranın ateşini bile senin parmağına, eline bir yerine değ değdirseler feryat figan edersin. Bir sigaranın ateşine bile dayanamazsın. Sadece bir parmağını bir mumun üzerinde bir dakika dahi bir mumun ateşinin üzerinde tutamazsın. Ama günah işlemeye gelince o kadar yürekli ve cesursun ki sanki dünyanın bütün ateşlerine böyle es geçip gidiyor gibi bir halin var. Sen zavallısın. Sen acizsin. Sen dayanıksızsın. Kork. Hiç kendini güvende hissetme. Yarın karşına ne çıkacak bilme. Bugün bu bilgisizlik, bu cahillik eğer bunu düşünmeden böyle hayatını devam ettirip gidersen Pişmanlık sana hiçbir fayda vermeyecektir. Ama bil Rabbine yönel. Günahlarını terk et. Nefsinin isteklerine uyma. Allah'ın emrettiği anda Allah'ın emirlerini yerine getir. Allahu Teala bir şey yapma demişse yapma uzak dur ondan. Ve bil ki sen eğer gerçek anlamda Allah'ı seven ve Allah'a yakın bir insansan veya Allah'a yakın olmayı isteyen bir insansan şu günde şu mübarek, şu muazzam, şu muhteşem günler, şu son on gün bayram sabahı elinde cehennemden azat belgesini almaya çalış. Kabir zor, sekerat zordur, ölüm zordur, kabrin vahşeti ve yalnızlığı zordur. Seni seven hiç kimse senin başına beklemeyecek, hiç kimse seninle o kabre girmez. Sen yalnız öleceksin. Kabre yalnız gireceksin. Kabirdeki meleklerle ya azap ya mükafatla tek başına karşılaşacaksın. Bu yüzden uyanmaktan önce uyanın. Pişman olmadan önce pişman olun. Sizin artık çeki düzen vermenizin fayda vermeyeceği gün gelmeden önce kendinize çeki düzen verin. Bir gözden geçirin hayatınızı. Allah rızası için geçirin. Ve yorulun. Nefsiniz size neyi emrediyorsa ondan uzak durun. Bakın size çok basit bir şey. Şu son on güne girdik. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam son on günde Kadir Gecesini arayın buyuruyor. Kitapları açın. Kitaplarda Kadir Gecesini bir sürü alametleri yazar. İşte hava sakin olacak. Ne çok sıcak ne çok soğuk olacak. Gökyüzü parlak olacak. Yıldızlar pırıl pırıl görünecek. Yani bunlar böyle bir kısım alametlerdir. Kitaplar, hadislerde alimler filan yazıyor. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Hangi gece Kadir Gecesi biliyor musunuz? Hangi gece uykunuz gelirse, hangi gece uyku sizi yatağa saplarsa, hangi gece içinizden ibadet etme isteği olmazsa, hangi gece namaz kılmak, tesbihat ve Kur'an için, tövbe için, istiğfar için içinizde isteksizlik varsa o gece Kadir Gecesidir. Nefs bu kadar hilekar, bu kadar da zavallı bir aptaldır. Ama biz ona uyduğumuz için biz ondan daha aptal oluyoruz. Nefis size hangi gece, şu on gece içerisinde, hangi gece böyle gözlerinizden uyku akacak gibi bir uyku size musallat olursa, namaz, abdest, ibadet, zikir, taat, tövbe, istiğfar için, Allahümme inneke kerim tuhubbul anni cümlesini bile size söyletmeye engel olacak kadar sizin üzerinize saldırırsa bilin ki o gece sizin kadir gecenizdir. O gece kadir gecesidir daha doğrusu. Bu yüzden Allah ve Resulü nefisle aldanmamamızı bile emretmişlerdir. Nefsinizle aldanmayın. Bu geceleri en güzel şekilde geçirmeye çalışın. Gayretli olun. Çalışkan olun. Tabiri caizse hadis diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın on günü gelince paçalarını sıvardı diyor. Paçalarını sıvardı. Aynen hadis o, o tabiri kullanıyor. Yani ne kadar şiddetle kendini ibadete verdiği anlamında. Ne kadar şiddetle. E sen Allah'ın Resulü'nün hayatını bilmiyor musun? Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakları şişinceye kadar namaz kıldığını bilmiyor musun? Neden bu kadar namaz kılıyorsun diyen Hazreti Ayşe'ye Allah'a şükreden bir kulda olmayayım mı ya Ayşe dediğini bilmiyor musun? Ve senin peygamberinin her bir secdesi senin içindir. Senin peygamberinin o 63 yıllık hayatı boyunca her secdesi, her rükû senin içindir. Niye senin içindir? Niye senin içindir? Ve bu'ataka rabbuka makamen mahmuda. Rabbin seni makamı mahmuda gönderecek deyinceye kadar ve ondan sonra da son nefesine kadar Rabbine ibadet etti. Hiç hiçbir zaman bir an bile Rabbinden gafil olmadı. Ama onun Allah'tan bir isteği vardı. Onun sevdiği, sevgilisi olan Rabbinden, Habibi olan Rabbinden bir isteği vardı. O makamı mahmud istiyordu. Makamı mahmud bizim elimizden tutma günüdür. Makam-ı Mahmud bize sahip çıkma makamıdır. Makam-ı Mahmud bizimle ateşin arasına perde çekme makamıdır. Makam-ı Mahmud bizi tanıyıp Rabbine tanıtma makamıdır. Makam-ı Mahmud Rabbinin katında nazının geçtiği makamdır. Makam-ı Mahmud bizimle ateşin arasındaki en büyük engeldir. Makam-ı Mahmud bizim ve cehennem aramızda en büyük perde ve settir. O Allah'tan makam-ı mahmudu istedi. Hazreti Mustafa aleyhissalatu vesselam, nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Habibi Azam, Sedem ve Muhyiddin'in tabiriyle, o Resulullah'tan bahsederken artık korkusu o kadar, o kadar yüceydi ki, o kadar üstün bir Allah korkusuna sahipti ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan bahsederken, Habibi Azam diyordu, en büyük sevgili diyordu. Hep onu o tabirle ifade ediyordu. Habibi azam, en büyük sevgilinin bütün gayreti senin için. O Allah'tan makam-ı mahmudu isteyince, Ayşe için, Leyla için, Fatma için, Ahmet için, Mehmet için, Ali için istedi. Muhammediler için istedi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü Kadir geceleri gelir, Kadir gecesine denk gelir diye ki biliyordu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Ama aramamızı istedi. Çünkü aramak Allah'ın rızasına gider. Aramak Allah'ı memnun eder. Aramak Allah'ın bizde sevdiği ve görmek istediği bir şeydir. Ma ister Kadir Gecesi'ne denk gelin ister gelmeyin. Allah arayan kulunun sevdiğini söylüyor. Bulan kulunu değil. Bu yüzden bu son on günün gizlenmesinin sebebi, bunun içerisinde saklanmasının sebebi Allah bizim gayret ve çaba göstermemizden razıdır. Biz Allah'ın yarattığı, bizi yarattığı gün Rabbimizin katında kıymetliydik. Allah ahseni takvim o şekilde yarattı. Ama kul işte dünyaya geldikten sonra sırtını çevirdi, dünya ile oyalandı, günahlar onun nefsine hoş göründü, sonra nefsinin emrinin altına girdi. Yavaş yavaş nefsin isteklerini yerine getirmeye başladı. Halbuki o dünya ile, nefsi ile, günahlarla Dünyanın süsüyle, dünyanın zinetiyle oyananırken Rabbinin nazarından düştüğünü görmedi. Rabbinin katındaki kıymetini kaybettiğini anlamadı. O kadar kaybetti ki onu rahmet için yaratan Allah onu ezebi ebedi olarak azaba gönderdi. Düşünebiliyor musunuz? Allahu Teala bizden intikam almak için bizi yaratmadı. Cenab-ı Allah bize azap etmek için bizi yaratmadı yüce Rabbimiz. Rabbimiz bize merhamet etmek için, Rabbimiz bizi mükafatlandırmak için, Rabbimiz rahmetini göstermek için bizi yarattı. Bizi yaratıp dünyaya göndermeden hepimizi cehenneme de gönderebilirdi, cennete de gönderebilirdi. Ama o böyle murat etmedi. O istedi ki kullar şu dünyaya gelsin ama bilsin ki hayatı bir pamuk ipliğine bağlıdır. Sen reisi cumhurda olsan, bir işçi de olsan, hademe de olsan, cahil de olsan ulema memleketin en büyük alimi bile olsan, en büyük evliya da olsan, en günahkar insan da olsan, senin hayatın bir pamuk ipliğiyle bağlı gibidir. Bir anda gidecek, bir anda. Bir şey, aslında düşünsen, insan hayatı kadar ucuz ve değersiz bir şey yok şu dünyada. Ömür çünkü böyledir. Bittiği an bitti, hiçbir şey sizi geri çeviremez. Bu yüzden uyanık kalma günleri. Bu yüzden bugünler kendimize gelme günleri. Kendimize çeki düzen verme günleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendimizi arz etme günleridir. Rabbimiz bizim gayret ve emek sarf etmemizi istiyor. Rabbimiz aramamızı istiyor. Rabbimiz uğraşmamızı istiyor ve bundan razı olacağını söylüyor. Eğer biz istiğfar edersek, biz bol bol tövbe edersek, Günahlarımızdan gerçekten pişmanlık duyarsak ve şu şu on gün içerisinde güzel bir karar verirsek desek ki benim nefsim benim Rabbim değildir. Emirlerine uymak zorunda olduğum bir büyüğüm değildir benim nefsim. Tam aksine benim nefsim benimle Allah'ın arasını açmak isteyen bir düşmandır dersek nefsi oturması gereken yere oturtursak karşımıza dikersek sonra da ondan yüz çevirirsek yüzümüzü çevirdiğimiz yerde Allah'la karşılaşacağız Celle Celaluhu Celle Celaluhu Teala hepimize insaf versin. Cenab-ı Allah ahiret aklımızı büyüsün, güzelleştirsin ve geliştirsin. Allahu Teala ...ahiretin dünyası için feda edenlerden eylemesin. Rabbim Kadir Gecesi'ne denk getirsin. Her gece uyanık olursanız illa ki Kadir Gecesi'ne denk geleceksiniz. İşte o Kadir Gecesi'ne denk geldiğiniz zaman bir defa Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu fa anni ya kerim. Bakın peygamberimizin bu Kadir Gecesi duası aleyhissalatü vesselam ne kadar güzeldir. Benim babam rahmetullahi aleyh Ramazan'ın son on gecesi defalarca böyle defalarca böyle sahurda otururken yemek yerken her ortamda o geceler o son on gece hep bunu tekrar ederdi. Allahümme ey Allah'ım inneke afuvun sen affedicisin. Tuhibbul afve. Bakın ne kadar güzel bir ifade. Efendimiz bize yüce Allah'ımızı ne kadar güzel anlatıyor. Sen affetmeyi seversin. Allah azap etmeyi sevmiyor. Allah gadaplanmayı sevmiyor. Allah mümin kulunu kaybetmeyi sevmiyor. Allahümme inneke afuvun. Allah'ım sen affedicisin. Çok çok affedicisin. Tuhibbul afve. Sen affetmeyi seviyorsun ya Rabbi. Sen azap etmeyi sevmiyorsun ey yüce Mevlam. Fa'fu anni. Beni affet. Ya Kerim, ey cömert olan Allah. Allahümme inneke afuvun tuhibbul ya Kerim. Yüzlerce defa dilimizde tüy bitesiye bu son on gece bu duayı sık sık tekrar edelim. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bol bol salatü selam getirelim. Bu son on gece mutlaka her gece yani ya sonra sonra veyahut sahura kalktığımız zaman bir günlük kaza namazı kılarım, mutlaka. Mutlaka bir günlük kaza namazı kılın. Kadir giresine denk geldiği zaman 80 yıllık namaza denk gelir. Sevap olarak, ecir olarak. Bir ömür namazına denk gelir günlük kaza namazı. Bu yüzden bu gecelere özel yok şöyle bir namaz kıl şu Fatiha'dan şu kadar oku on tane oku bir rekatte. ikinci rekatinde şu sureyi oku böyle bir şey yok. Bunların hepsi bid'at ve hurafedir. Hiçbir geceye has özel böyle içinde bir kısım surelerin okunduğu bir namaz yok. Böyle şeylere itibar etmeyin. Sakın Facebook'u bir yedinci hadis kitabı gibi görmeyiniz. Ne bileyim interneti yedinci bir tefsir kitabı gibi görmeyiniz. Böyle şeylere bakmayınız. Mevlana'nın Yunus'un cümleleri filan diye anlatan hikayelere, masallara aldanmayınız. Siz Allah ve Resulü sizden ne istiyorsa kaynaklarına inerek öğreniniz. Ve şu çünkü çok soruluyor Bunu bu yüzden ifade ediyorum. Bu gecelere mahsus tek şey bu gecenin duasıdır. Demin söylediğim dua. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu duayı yapmıştır. Ve bütün İslam alimleri bu geceleri nasıl değerlendirelim dediklerinde mutlaka bir günlük kaza namazı kılın. Farzları sadece farzların kazasını. iki rekat sabah işte dört öğle dört ikinci üç akşam dört yatsı on yedi rekat oluyor herhalde. 17 rekat namaz kılacaksınız. Bu bir ömür kılacağınız namaza denk gelir. Kadir gecesine denk geldiği zaman. Oturun bol bol salavat-ı şerifeyle meşgul olun. Tövbe istiğfarla meşgul olun. Allahu Teala gecemizi gecemizi değerlendirip gecemize denk gelmeyi bize nasip etsin. Ama her şeyden önce Allah onun rahmetini, mağfiretini ve affını arayan, bunun için çaba gösteren ve böylece sevdiği kullarından eylesin bizi allah Teala hepinizden razı olsun. Rabbim hepimizi bayram sabahına cehennemden azat olmuş, günah yükünden kurtulmuş, hafiflemiş, yükünü omuzundan atmış. Ama Ramazan'dan sonra da çok daha fazla bir gayretle yüzünü Rabbine ve ahirete çevirmiş olan müminlerden eylesin. allah Teala bayram sabahıyla birlikte günah bataklığına batan zavallardan eylemesin. Cenab-ı Allah bayram sabahıyla birlikte her şeyi terk edip bırakan ahmak insanlardan eylemesin. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah hastalarımıza şifa buyursun. <laughs> Rabbim acısı, derdi, ızdırabı, hastanede hastası olan bütün kardeşlerimize hayırlı kapılar açsın. Rabbim Şafi ismi Ali ile şifa buyursun. Allahu Teala maddi sıkıntısı olan, darda olan, ihtiyacı olan bütün müminlere hayırlı çıkış kapısı açsın. Allahu Teala günahlarımızdan temizlenip arınmayı bize nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun efendim.